Çok güzel, heyecan verici başladı. Değil mi? Evet, enerjik başladı. Hemen ben jüri üyelerimize dönmek istiyorum. İlk performanslarını esasla görmüş oldunuz. Bunlar puanlama dışı. Ama nedir genel intibanız? Hemen gözünüze böyle çarpanlar oldu mu? Vicdanımla başlamak istiyorum. Evet, yani elemelerden daha iyiydiler çocuklar. Elemelerde herhalde ilk defa bizden son elemede karşı karşıya kaldıkları için heyecanları fazlaydı. Bir de tabii burada hep birlikte olmanın avantajı vardı. Evet. Daha heyecanları daha azdı. İyiydiler. Genel olarak İyi diyorsunuz. Peki Müjde Hanım. Sinan Bey, nasıl buldunuz bu ilk gösteriyi? Genel olarak nasıl bakıyorsunuz bu ilk gösteriyi? Vallahi çok etkilendim, şaşırdım. Bunlar Türk çocukları mı? Bunlar Türk çocukları. Ay, çok beğendim. Türkçe olimpiyatları için yurt dışından getirdiğimiz çocuklar mı? Hayır. Hayır, gerçekten safkan böyle %100 Türk çocukları. Hayır, Türkiye evlatları. Biz mi seçtik bunları? Hayır, biz nasıl bunların arasından birinci seçeceğiz? Çok zor. Çok zor değil mi işimiz? Evet. Çok çok zor. Gerçekten böyle düşünmenize gerçekten çok sevindim Sinan Bey. Çünkü zor beğenen birisi olduğunuzu çok iyi biliyorum. Teşekkür ediyorum Nurgül Hanım. Çok coşkulu ve çok enerjikti. Bence muhteşem bir başlangıçtı. Harikaydı hepsi. Ben gerçekten gözlerim falan doldu bir ara. Abartma, çünkü ben abartma. Ya tamam, abarttım biraz, tamam, itiraf ediyorum. Ama şeydi yani. O kadar coşkulu ve enerjik olması çok iyiydi. Çok çünkü benim için önemli olan o. Yani gerçekten oradalar mı ve gerçekten bütün enerjilerini ona veriyorlar mı? Ve onu görebildiniz, evet, bu ilk performansta. Harika. Peki hemen sizce. Evet, izleyicilerimiz de beğenmişler. Umarım ekranları başında sizler de beğeniyorsunuzdur. Ben bundan sonra hayatta kötü bir şey söylemem ya. Tribün arkama almışım. Efendim, benim de geliyor, evet. Harika. Nurgül Hanım, sizle devam etmek istiyorum. Hangi kriterlere göre değerlendireceksiniz yarışmacılarımızı? Esas da söylemiş oldunuz. Yani şimdi adı oyunculuk olduğu için oynamaktan geliyor. Oynarken de insan zevk alır, keyif alır. Yani ben suratı asık bir şey oynayan birini çok sevmiyorum açıkçası. Yani oynarken ağlama rolü bile yapsa onu oynarken keyif alan insanlar görmek istiyorum. Biraz önceki gibi. Peki, çok teşekkürler. Sinan Bey. Ya ben esasında Sinan Bey, Sinan Bey diye başladım ama ben çok seviyorum Sinan Çetin'i. Sinan abi diyerek devam edebilir miyim? Estağfurullah, niye abi diyorsun? Sinan yalnız desen. Bana Müjde abla deme. Efendim? Bana Müjde abla deme, hiç sevmem tamam, öyle ablalar. Tamam, peki. Tamam Müjde abla. Sinan abicim. Bana da abi deme yani. Yıkıl karşımıza. Yıkıl. Bana bir daha abi deme. Sinan'cım falan öyle. Gerçekten mi? Tabii daha canım. İyi seçecek misin kendini? Kendimi daha iyi seçeceğim kesinlikle. Peki Sinan. Evet. Olmadı ama değil mi? Rahatsız ben inanamıyorum ki. Sinoş desin. Bu olmaz, buna Rebecca çok kızar. Kiloş gibi bir şey bu, ne bu böyle? Abartmayalım. Beyni çağırır gibi aşk olsun abi. Ya içinde saygı sizin dozu olan. Sizin yaşınıza başınıza hiç yakıştıramam. Ben Sinan abi demeyi tercih ediyorum izin tamam, verirsen. Çok abi demeyi de seviyorum. Peki, Sinan abi nasıl, hangi kriterlere göre değerlendireceksin? Osman'cığım, ben bir kere oyun, yani rol yapan insanları sevmiyorum açıkçası. Burada da rol yapmasınlar. Eyvah, şu anda hemen bir polemik başladı bile. Biri rollere bakacak, Nurgül evet. Yeşilçay, biri yani, rol yapmasın yok, diyor. Yok, ben eğleniyorum, eğlenmiyorum, ona bakacağım. Yani ben peki. Rol yapmıyorsa tamamdır yani bende. Sizin zaten böyle bir efsane var. Oyuncu olmayanları bile oynatıyorsunuz diye. Evet. Bu esas da efsane değil, bir gerçek. Ben bir oyuncu değilim normalde. Beni bir reklamda evet. Oynattınız ve oynayabildiğimi umuyorum. Tebrik ederim, çok güzel oynamışsınız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Gerçek hayatta da öyledir. Yani rol yapan insanlardan nefret ederim. Yani siz de herhalde öylesiniz değil mi? Alkış alabilir miyim? Bak kendime. Rol yapmasınlar. O yüzden rol yapmasınlar. Ne yapıyorlarsa onu yapsınlar. Biz onu görürüz zaten. Zaten biz de onun için buradayız. Yani. Ay, bu Sinan çok yalancı ayol. Niye be? Arada bir mücüklerim mi? Ben arada bir mücüklerim. Şimdi bak şekerim, benim öyle kriterim mriterim yok. Evet. Neye bakacaksın? Evet. Her şeye bakarım. İşte. A'dan Z'ye, aşağıdan yukarıya her şeye bakarım. Ben ağlayanı da severim. Öyle Nurgül gibi kakara kikiriyi çok sevmem. Her türlü oyuncuyu severim. Hayır, bak ağlarken de eğlensin, orada olsun. %100 mutlu olsun yani. Şimdi bu kocayı boşadı, aklı gidiyor. Bu
Hakan'la dans ediyor. Gel güzelim. Ciddi bir işe hazırlanıyoruz. Biraz ciddiye. Şakası bir yana. Ben şuna bakıyorum. Yani insanlar gerçekten bu işten ileride ekmek yerler mi? Yemezler mi? Boş hayaller, hevesler peşindeler mi? Sonra yazılı olan metinlere ne kadar konsantre olmuşlar? Hı hı. Ne kadar çalışmışlar? Şimdi bir de şöyle bir şey var. İstediğin kadar çalış, kabiliyetin yoksa gene olmuyor. Yani kesinlikle. Bir de böyle bir gerçek var. Ama ben şurada bu yarışmadaki arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Buralarda böyle birinci falan olmak hiç önemli değil. Ben hayatım boyunca girdiğim bütün yarışmalarda genç kızken finale bile kalamadım. Yarışmayı aldılar evet. mı? Aldılar. Hakikaten. Onun için burada ay kaldık, birinci olduk, ikinci olduk böyle bir şey yok. Oyuncu olacak olan adam söke söke oyunculuğu alır, hakkını alır ve bu işi götürür. O kadar. Peki, çok teşekkürler. Bu arada tabii ki yarışmamızın birincilerin ödülü çok çok değerli bizce. Kanal D'de bir dizide rol alacaklar. Herhalde şu anda birçok gencin hayali, muhteşem bir ödülümüz var sonunda da. Hemen yönetmenime soruyorum, acaba kulise bir bağlanalım mı yoksa hemen bir oyunumuza geçelim mi? Bağlanalım, peki kuliste bakalım neler oluyor. Hemen kulise dönüyoruz. İşte Artist Mektebi öğrencileri. Nazlı'da mikrofon, evet Nazlı. Nasıl oradaki atmosfer? Heyecandan sesi içine kaçmış Nazlı'nın, duyulmuyor şu anda. Ona öyle demez. Bakalım bir daha çıkacak mı sesi? Gelmiyor ses, çok heyecanlılar. Peki, ben bu arada şunu söylemek istiyorum. O kadar güzel bir tesiste çalışıyoruz ki aşağıda kocaman kulisler, derslikler, her şey burada oluyor. Küçük Çekmece Belediye Başkanı Sayın Aziz Yeniay'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir tesis İstanbul'umuza kazandırdığı için. Sefaköy Kültür Merkezi. Sevgili izleyiciler, uzun bir yolculuktu. 2300 kişi izledik dedik, 20'ye indirdik. Bakın biz buralara nasıl geldik, bir bantımız var, hep beraber izleyelim.